Selam canlar. Evet, bugün sos yapacağım ama dün topladığım domatesler biraz daha böyle olmamış kaldı. Onları biraz bekletebilirim. Daha öncesinde topladığımız yumuşamış domateslerden inşallah sos yapacağım. Çok bir zorluğu yok. Dün saat 12.30 muydu neydi, eve geldim. Komşumun salçası bitmemişti. Vallahi şu an ne yaptı bitirdim aklım onda. Kadının yürüyecek hali yoktu. Salça yapmaya kalkmış ya o haliyle. Rahatsız bir de. Vallahi ben kendime güvenemediğim için hiç salça işine girmedim. Allah var. Çünkü güvenemiyorum yani. Zor iş bu işler. Zaten dün geldim belim tutulmuş. Allah'ım böyle yani. Gerçi burada domates falan da toplamıştım. Yo, benim belimi zaten zorlamıştı. Oraya da gittim. Bir şey de yapmadım. Bir iki karıştırmaya yardım ettim. Ona rağmen belim tutuk bir şekilde eve geldim. Onlar acaba ne yaptı? Zaten bir şeyini ne derler? Ay Türk kazan, bir kazanını pişirecektiler. Diğer iki kazanı bugün pişirecektiler. İnşallah ekşimezse tabii. Öyle söylemiştiler. Neyse, ben şu sosları halledeyim de bir gideyim bakayım komşum ne yapıyor. Görüşürüz. Domatesleri yıkıyorum böyle. Şöyle size göstermek için bunu çekiyorum. Normalde bu kadar su harcamıyorum. Şöyle kevgiri aldım arkadaşlar. Şimdi tencereye aktaracağım. Şimdi şunlar da yumuşamış. Bunlardan da koyacağım. Şöyle arkadaşlar, ocağın üzerine aldım. İyice pişireceğim. Blender'dan geçireceğim. Tabii pişirdikten sonra biraz katılaşması için bayağı bir pişireceğim. Ondan sonra blender'dan geçirip kavanozlara koyacağım. Yemeklerde de kullanacağım. Çok lezzetli oluyor. Biraz da içine acı biber katabilirim. Yeşil biberim var. İçine böyle birkaç tane doğrayacağım ki aroması olsun, böyle lezzet olsun. Ne oldu? Gelmiş o. Oh, keyfi yerinde. Ben de şöyle çekirdek aldım. Çayımı aldım arkadaşlar. Sos olana kadar azıcık dinleneyim. Kısık ayarda pişsin. Şöyle biraz çay içeyim dedim. Allah'tan dün topladıklarımı pişirmedim. Çünkü hem onlar kaldı hem de yetmiyordu zaten. Sığmadı tencereye. Onlar da artık güneşe koy yumuşasın demişsiniz. Ay bir de onları buraya taşısam mı bilmiyorum. Orada da herhalde yumuşar ya. Hava sıcak ya. Artık bir iki gün beklerim, ondan sonra da onları yaparım. Evet, domatesler şöyle yumuşadı bayağı. Bunlar şeri olduğu için arkadaşlar çok sulandı. Yani çok suyunu verdi. Ama bunlar salçalık domates olduğu için bunlar o kadar sulu olmayacak. Bunlar daha katı olacak. O yüzden bunlar biraz daha yumuşasın diye bekleyeceğim. Şimdi bunu bir blenderdan geçirmek istiyorum. Pürüzsüz hale gelene kadar geçireceğim. Sonrasında iyice kaynatıp biraz suyunu çektikten sonra da kavanozlara dolduracağım. Yemeklerimde lahmacun, pizza, ondan sonra pide hamur işi, yani her şeyde kullanabilirim bu sosu. Çok lezzetli, çok güzel, çok pratik oluyor. Hiç öyle kabuğunu soyayım, İşte çekirdeğini ayıklayayım, öyle bir derdim yok arkadaşlar. Her sene de böyle yapıyorum ve çok da güzel oluyor. Devamlı da kullanıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi sosumuz hazırdır arkadaşlar. İçinde birkaç tane biber var. Yeşil biber. Onlar da dedim artık biraz acımsı tat versin. Lezzet versin. Bunları da biraz kaynayacak. Şu an blenderdan geçirdim. İyice biraz da, yani tam katılaşmayacak ama çünkü bu şerit domates olduğu için, bu sulu bir domates. Çok fazla katılaşmasını beklemeyeceğim zaten. Hani biraz kaynasın, katılaşsın. Ondan sonra da kavanozlar alacağım. Şimdi böyle kısık ayarda pişsin arkadaşlar. Sonrasında da kavanozları alıp kapaklarını kapatıp ters çevirmeyeceğim. Zararlı diyorlar. O yüzden düz bir şekilde sosumuzu konserve koyacağız. Hadi bakalım. Ha, tuz katacağım içine biraz. Onu söyleyeyim. Tuz katacağım ki ha bir de şeker de katacağım. Ekşi. O ekşimsi tadını alsın diye. Şeker ve tuz. Bu kadar. Başka bir şey yok. Görüşürüz. Evet. İlk konservelerimi yaptım arkadaşlar. Bunların hepsi şeri domatesin olan konserve. Tabii biraz da normal domates kattım ama yarın da veya diğer gün artık bunlar biraz daha yumuşamaya, olgunlaşmaya başladım. Bunları yapacağım. Bunlardan da yine daha fazla çıkar hatta diye düşünüyorum. Yani buradan 37 çıktıysa buradan da herhalde bir 40-50 kavanoz çıkar. Ama bunlar küçük kavanozlar tabii.
Yeter ya. Geçen seneden bile hala duruyor yani soslarım. Yine de yapacağım. Bunları Bozüyük'e götüreceğim. Şehre götüreceğim. Orada kullanacağım. Çünkü oradaki kavanozlarımı getirdim. Dolap boşaldı. Artık bunları götürüp oraya yerleştirip dolaplarımı doldurma zamanı arkadaşlar. Neyse ben şimdi bir çay içip kendime geleceğim. Görüşürüz. Ne yapıyorsun? Normal üstümü giydim. Az gezelim, dur bir oturayım, bir oturayım. Yunus biraz öne kaysana, bir oturayım ya. Heh, tamam otur şimdi. Azıcık tur atalım. Hava çok güzel bugün ya. Tarlalara gidelim Yunus. Tavuklara baktın mı? Ha, gönderdim mi? Tamam. Yakında da bilek turşusu yaparlar. Pancar sapında. Niye tarlalara girdin Yunus ya? Tarlalara girdim. Eski o buradaydı. Yaptığı öldüğü yer orası lan. Ya. Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar burası mısır tarlasıymış. Görüyorsunuz. Hayır, burası sabah namazı kılmayan adam. Burası sabah namazı kılmayan adam arkadaşlar. Burası... Sabah namazını kılsaydın, bak sabah namazını kılsaydın şurası gibi olurdu tarla. Burası da sabah namazını abdestsiz kılan adam. Burası da sabah. Burası namazını dört dörtlük kılan adam. Görüyorsunuz değil mi? Yemin ediyorum gülme krizi tuttu yani, diyor ya namaz da kılmıyordu namussuz diye. Ya o... Burası bizim burası Yunus'un tarlası. Yunus ne biçim tarla burası? Kim ekti burayı? Aa, bir şuraya bakın arkadaşlar, bir de şuraya. Namaz kılmadınız o kadar belli ki, bak hele şuraya bak, bir de buraya bak ya. Görüyorsunuz değil mi? Burası hayvan mısırı. Ya sus, sonuçta burası, mısır mı mısır yani? Mısır tane mısırı. Becerememişler. Geç kaldı, geç kaldı hala. Hele şuraya mısır demeye bin şahit ister. Az bir dur Yunus, bir bakacağım bakayım ne yeri. Domuz yeri bu ya. Dur bakacağım, tadına bakacağım. Tadına yenmez o ya.
Yo. Erdoğan. Güzel de kurtluydu. Aa, düşeceğim ya. Muşmula arıyor. Burada muşmula ne arasın? Muşmula ağaçları var da. Hani muşmula ağaçları? Selam canlar. Ay, dışarıda hava bir güzel, bir sıcak. Ama o kadar işim olmasına rağmen hiçbir şey yapasım yok bugün. Bak, buraları toplamam lazım. Yarın şehirdeki evin koltuklarını yıkamak için gelecekler. Orada bulunmam lazım. Temizlik yapılacak. Temizliği acaba hafta içine mi ertelesem diyorum. Bugün tarım fuarı varmış Eskişehir'de, Yunus'ta, illa oraya gidelim. Buralar hep toplanacak, aşağı konulacak. Şuradaki mangal eşyalar falan, hani hepsi dedim, buraları bir şekilde toplayalım. Diyor daha yaz bitmedi, hani çocuklar okula başlasa da zaten bir oğlan gidecek. O yüzden şey yaparız dedi, gider hani gider geliriz yine devamlı. Bakalım ya, o kadar işim var, hiçbir şey yapasım yok. İçimden hiçbir şey yapmak gelmiyor, oturmak geliyor ya, uyumak geliyor. Neden böyle oldum? Bir sürü iş beni bekliyor. Bir yerden başlamam lazım. Harekete geçemiyorum bir türlü. Allah'ım ya Rabbim. He, daha domatesler de duruyor. Domatesler de beni bekliyor ama henüz kal ya. Çok sertler. Biraz daha bekliyorum yumuşasınlar diye. Bakalım. İçeriği topladım. Dedim ki şey yapayım. Yunus'ta geldim, hemen şunları 5 dakikada aşağı in. Ben şuraya koyayım, aşağı indirelim. Eskişehir'e gideriz. Oradan akşam şehre geçerim. Yarın koltukları yıkattırırım ama temizlik iş hafta içine kalır. Çünkü Zehra'nın artık şeyini karşı daireye çekeceğim. Kayınvalidemin odaları bomboş. Bir tane odasını Zehra'ya şey yapacağım. Çünkü mecburum. Zehra salonda çalışıyor. Biz salona hiçbir şekilde giremiyoruz. Ses edemiyoruz. Karanlık. Yatak odası zaten karanlık. Akşama kadar ben orada mı oturacağım? Hepten böyle psikolojim bozulacak yani. Zaten o eve gidince depresyona giriyorum. Hepten depresyona gireceğim. O yüzden Zehra'nın odasını değiştirmemiz gerekiyor. Onu bir halledelim. İnternet falan çekilecek oraya işte. Online çalıştığı için. Onları da halletmemiz lazım ya. Bir sürü iş var. Ama harekete geçemiyorum. Bilmiyorum. Böyle bir tembellik var üzerimde arkadaşlar. Azıcık dua edin bana. Görüşürüz. Resmen bu aralar canım ne çekiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle eve gidip, yani şehirdeki eve oturup örgü örmek istiyorum. Bildiğiniz örgü örmek istiyorum. Ya canım örgü çekiyor. Tekrardan böyle bebek örmek istiyorum. Yeniden bir tane kazak örmek istiyorum. Çünkü çok ip almıştım geçen sene, hatırlayanlarınız varsa. O yüzden bilmiyorum diyorum, gidip böyle örgü örmek istiyorum. Kitap okumak istiyorum. Biraz böyle kafamı dinlemek istiyorum. Çünkü örgü işi gerçekten bana çok iyi geliyor. Böyle hiç kimseyle muhatap olmuyorum. Direkt kafamı örgüye veriyorum. Veya kitap okurken de. Her şeyi kapatıyorum. Telefonu kapatıyorum, oturuyorum, kitabımı okuyorum. Çok böyle nasıl söyleyeyim ben size, yani resmen böyle kendimi tekrardan deşarj ediyorum, topluyorum. Oh, kazlara bak, koşun koşun koşun. Nereye gidiyor bunlar böyle? Yani bir an önce artık şuraları toparlayıp da gidelim ki bizim işimiz gücümüz var, onlara başlayalım. Şu bahçe zaten yine otlandı. Bu bahçeyi bilmiyorum ne yapsam. Seneye ekmeği düşünmüyorum. Çünkü gerçekten çok işimiz var. Hiç vakit bulacağımı zannetmiyorum bahçe içinde. Belki kayınvalidem ekmek isterse o eker yani. Zaten onun bahçesiydi. Tekrardan ona geri vereceğim. Evet. Örgülerime artık başlamam lazım arkadaşlar. Var mı böyle güzel örgüleriniz? Bir de en çok sorulan soru, Leyla Hanım bu evi ne yapacaksınız? Arkadaşlar zaten o evi 2-3 sene bulur. Bilmiyorum da, hani fazlası mı artık, eksiği mi, neyse. Yani bulana kadar buradayız. Ama Yunus kesinlikle burayı kimseye vermiyor. Benim diyor burası. O kadar masraf yaptık diyor.
Mahkeme sonuçları ne olacak bilmiyorum. Artık sonuçlanınca kime ne düşecek onu da bilmiyoruz. Biliyorsunuz değil mi? Kayınpeder öldükten sonra torunlar mahkemeye verdi. O yüzden biz de onları bekliyoruz. Yani ne olacak ne bitecek biz de bilmiyoruz. Tabii Yunus'un vermemesiyle de olacak iş değil de işte. Ben gerçi ümidimi kestim buradan. O yüzden varsa Yunus düşsün. Ben bugünü cuma zannediyorum. Allah'ım diyorum bir ton iş var nasıl halledeceğim. Meğer bugün perşembeymiş ya. Zehre diyorum yarın halı yıkamadan gelecekler. Anne diyor ben yarın çalışıyorum. E dedim hani hafta sonu çalışmıyordun. Anne diyor yarın cuma. Bugün perşembeymiş. Ben bugün cuma zannediyorum. Böyle harıl harıl şey yapıyorum işte. Şurayı yapmam lazım, burayı yapmam lazım. Neyse bir gün daha vaktim varmış arkadaşlar. Sevindim şu an. Bir mutlu oldum yani. Neyse diyorum şuraları bir toplasam mı ya? Hani okey yağmur belki yağmaz ama yine de güneşten çok da şey olmasınlar. Çünkü zaten çok fazla artık burayı kullanamayacağız. Yani geleceğiz şöyle bir 5 dakika otururuz en fazla. Yavaş yavaş diyorum ben buraları toplayayım. Yarın da vaktim var Allah'ın izniyle. Yarın da belki domatesleri yaparım. İyi olur yarın domatesleri falan yapıp bitireyim. En azından aklım domateste falan kalmasın, sinek oluşmasın. Yarın da domatesleri yaparım artık. Akşama da şehre gideriz. Neyse bir gün daha vakit çıktı bana arkadaşlar. Evet, terastaki bütün ıvırı zıvırı topladım arkadaşlar. Şöyle şurayı boşalttım, yıkayacağım şimdi. En azından şöyle temiz kalsın. Sadece sular var. Sular da genelde kışın sular kesildiği için kullanıyoruz. Onlar kalsın. Buradaki ıvır zıvırı da kaldırdım. Şöyle şunları da sonrasında içeri alacağım. Ama şu an değil zaten. Hemen de şey yapmıyoruz yani. Şehre gitmiyoruz. Havalar daha soğumadı. Gidip geleceğiz daha doğrusu. Artık daha yatılı kalamayız da. Yine eskisi gibi gider geliriz. Şunları bir kereye indireyim. Aşağıda bir yer yaptım. Oraya indireceğim. Ondan sonra kümese geçeyim. Tavukların suyuna falan bakacağım. Dün sular azalmıştı. Onları şey yapayım. Belki bir süpürürüm. Yunus da komşunun bahçesine yardım ediyor. Tarım fuarına gideceğiz dedi ama. Dedi ki sen onları yapana kadar dedi. Benim de işim biter. O zaman gideriz dedi. Neyse ben hızlıca şunları halledeyim arkadaşlar. Görüşürüz. Komşum kendisine çok güzel bir şey yapmış. Böyle traktörleri falan çekmek için garaj gibi bir yer. Maşallah subhanallah. Ne güzel olmuş bakın. Şimdi ben de şu çöpleri atacağım. Kümesi geçeceğim. Yunus burada. Heh, diyor orada oturmuş çay içiyorlar. Neyse o çayını içsin ben de. Bir kümese bakayım tavukların suyu yemi var mı? Bir bakayım hızlıca süpürebilir miyim kümesi? Çünkü kaç gündür süpürmedim biliyorsunuz yağmur yağmıştı. Çamurdu her yer. Hiç içimden gelmedi süpürmek. O yüzden dedim şimdi şey yapayım da. Güzel bir süpüreyim de orayı temizleyeyim yani. Evi de boşalttım. İyi oldu. Yağmur falan yağınca kışın paslanıyor. Ne gereği var o kadar pahalı bir de onlar artık da. Yani semaveridir. O grill şeyini özel yaptırmıştık. O yüzden gerek yok aşağıda dursun. Yazın yine çıkarırız. Biraz belim ağrıdı ama yapacak bir şey yok. Ay, bakalım cücüklerim ne yapıyor ya. Cücüklerimi özledim. Civciv yemi vardı biraz evde. Civciv almıştım ya bakmak için şöyle şey yapayım da. Poşetleri götürmeyeyim. Gel çıkma 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 çıkma. Çıkmayın durun. Durun. Kız dur. İnşallah kaç. Ay ayaklar. Ayaklarım ayaklarım ayaklarım. Ne yapıyorsunuz? Oh, Yunus poşetleri atmış yere. Hadi gelin. Hadi gelin. Hadi bana yol verin. Bana yol verin. Prensesler anneye yol verin. Ayaklarınızı basmayayım. Hadi gelin bakalım bahçeye. Bahçe kurumuştur hadi. Hava sıcak. Ben de buraları süpüreyim. Kız bahçeye yol vermiyorlar ki. Yol vermiyorlar ki anne geçsin. Ha, horoz bile peşime takılmış. Koş bahçeye bahçeye. Kış 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 kış. Kış 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 kış. Gel. Gelin gelin gelin. Oy oy tok evin aç kedileri. Oy prensesim şuraya gelince de korkum herhangi bir şey göreceğim.
Gelin annem. Acı biber getirdim. Bolcu yumurtaydı. Çok acı. Zehir gibi. Delicinlere maşallah. İyi. Durun bakayım. Durun acı biber yedireyim size biraz. Kavun ayağını aldım. Elimi. Kız bir dur. Al. Alın yiyin bakayım acı biber. Heh. Heh. Koş. Hadi. Yiyin. Yiyin bakalım. Yesinler bol acı. Yumurtlasınlar artık, yumurtlamaya başlasınlar. Toprak bayağı böyle şey olmuş, yumuşamış. Hele benim cüciklerimi. Oy maşallah. Bir tane şey gördüm bak. O mavi yumurtadan olan şu. Biraz sanki böyle bir ağzını yukarıya doğru açmış, zor nefes alıyor gibi hissettim. Bilmiyorum, inşallah öyle değildir. Şu an yemek yeme derdinde ama. Bak şu şu. Şu. Şu var ya. İnşallah değildir yani. Neyse, bunlar burayı yerken ben de şu sulukları falan çıkartıp sularını tazeleyeyim buranın arkadaşlar. Suları bitmiş. Yiyin biberleri, alın. Alın biber yiyin. Alın biber yiyin. Alın. Heh, yiyin biberleri. Acı biber bunlar. Bol bol yumurtlayasınız diye. Yiyin bakayım. Bakalım biber yiyecekler mi? Biberleri ne yapacaklar? Girmeyin içeriye. İçeri temizleyeceğim. Burada ne var ne yok. Şunları hep dışarı atayım. Bak bitmiş suları. Şu suyu kalmış bir. Dışarı atayım şunları. Gel. Burayı da temizledim mi içim rahat edecek. En azından temizlenmiş olacak. Yoksa böyle kız sus. Aklım hep burada kalacak. Yumurtlama şeyleri nasıl? İyi, iyi, Allah'a şükür. Sanki böyle bir çoğalmışlar gibi değil mi? En son ne zaman gelmiştim? Yumurtalar toplamıştım. İyi, iyi, başlamış gibiler. Çok şükür. Şimdi acı biber de yediklerinde daha da bir gaza gelirler. Şu poşetleri buyuruz. Poşet hiç ellememiş. Atmış buralara poşetleri. Şu suları falan götürüp temizleyeyim. Şuraları ıslatayım ki şey olmasın, toz olmasın şöyle. Heh. Ekmek kavgasındalar. Oyş. Oyş. Hele şunlara. Maşallah benim prenseslerime. Yeni yerde Allah nasip ederse arkadaşlar, bunlara kümes yaptığımda böyle teferruatlı yapacağım. Yani zaten böyle bahçe yapmayacağım. Komple onların olacak oralar. Serbest gezecekler. Sadece kendi ekeceğim yeri çit geçireceğim. Hani tavuklar girmesin diye. Geri kalan her yerde gezecekler tavuklar inşallah. Rabbim nasip ederse. Onlara çok güzel bir kümes yapmayı düşünüyorum. Bak ben kaç zamandır buraya gelince beni bir öksürük tutuyor. Kuru öksürük. Kokusundan mı nedir bilmiyorum. Bakalım, hayalimde bunlara çok güzel kümes yapmak var da. İnşallah da nasip olur. Şunları götüreyim de şey yapayım. Buraları ıslatayım. Bir süpüreyim içim rahat etsin, yoksa. Biz içim rahat etmeyecek. Anam. Anam. Diyorsun, ne yapmış? Bir dakika. Su geliyor mu? Heh.
Şöyle şuralar ıslatayım ki süpüreceğim ya. Toz olmasın, boğazım çok kuruyor ya bu aralar. Hadi çıkın dışarı anneciğim, çık. Çık. Hadi çıkın dışarı. Kaç 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 kaç. Şuraları iyice şey olmasın. Toz olmasın süpürürken. Gelin dışarı. Bakın dışarı yat. Evet, buraları süpürdüm. Şimdi sularını açacağım. Bakın yemler. Önce yemlerini doldurayım da sonra sularını açayım. Geçen doldurduk ama. Şimdi yine durumda bir bakayım, kontrol edeyim. Dolu yemler ya. Yemlerde şey yok. Suyunu açayım da şey yapayım. Hadi gelin. Tülbent bağladım. Resmen ağzıma o kadar bir toz var ki. Ay. Terden su kesildim ya. Hele şunları, hele ya. Annelerinin yanına böyle yanaşmışlar. Oh. Prensesler. Biberleri pek yemiyor gibiler mi acaba? Doğramadığım için mi? Doğrasam bu sefer elim acıyacak. Çünkü inanılmaz acı biberler. Neyse şu sular falan doldurayım, geliyorum arkadaşlar. Evet. Sularını doldurdum. Buraları bir güzel temizledim. O küçük sulukları kaldırdım arkadaşlar. Artık onlara ihtiyaç yok. Şu 3 tane suluk yeterli. Zaten hem çabuk bitiyorlar hem de çok çabuk pisleniyorlar. Onları şöyle kapatayım. Onları temizlemesi de çok zor. O yüzden bu 3 suluk yeter. Yemleri de dolu. Tavukların da keyfi yerinde. Şükürler olsun. Her şey gayet iyi. İçim de rahatladı. Şimdi burayı temizledim ya böyle. En azından içim rahatladı yani. Çünkü aklım hep burada. Hasta olmasınlar, pislik içinde yaşamasınlar diye. Burayı da hallettim. Terasın ıvırını zıvırını da aşağı indirdim. Yavaş yavaş başlayınca oluyor işte. Çok şükür. Yumurtaları alacağım. Küçüğüne mi toplayayım, büyüğüne mi diye düşünüyorum. Şuna yeter mi acaba? Bir bakayım. Bir toplayayım bakayım. Buna yetecek mi? Haydi bismillah. Dur şuna koyayım da öyle alayım yoksa. Efendim annem, sizin yumurtlamaya mı başladınız? He? Sizin yumurtlamaya mı başladınız? En son ne zaman toplamıştım ya, unuttum. En son ne zaman toplamıştım, videolara bir bakmam lazım. Ne zaman topladığımı dair. Şunları toplayıp geliyorum. Buradan 36 tane yumurta çıktı. Şimdi bir de şuraya bakalım. 36. 38. 40. 42. 44. 44. Bazen altına saklanıyor böyle. Yok. 44 tane. Şöyle. 44 tane yumurta, Allah bereket versin. Buna da şükür. Değil mi? Yani. Efendim. Yumurtalarını götürüyorum prenses. Götürebilir miyim? Allah'a şükürler olsun. Şöyle yumurtaları aldım. Eve çıkayım. Güya bugün tarım fuarına gidecektik ama Yunus gideriz diyor ama bilmiyorum, bu yorgunlukta da kümesi temizledim, inanılmaz yoruldum.
Buradaki ıvır zıvırı da indirdim. Belim ağrıdı. Bakalım. Biraz dinleneyim de. Hem hava çok sıcak. Belki ikindiye doğru gideriz. Azıcık şurada dinleneceğim arkadaşlar. Gerçekten çok yoruldum. Ay. Görüşürüz. Selam canlar. Evet, kümesi temizledim. Terastaki ıvır zıvır da topladım. Şimdi Eskişehir'e tarım fuarı varmış arkadaşlar, Eskişehir'de. Tarım fuarına gidiyoruz. Bakalım bizim işimize yarayacak ne var? Ama o tarlalarla ilgili değil mi tarım fuarı dedin Yunus? Bahçe eşyaları da var. Bahçe eşyaları var mı? Ha, bahçe eşyaları da varmış. Bir bakalım bizim işimize yarayacak bir şeyler var mı? Bir bakacağız. Eskişehir'de tarım fuarındaysanız görüşelim arkadaşlar. Genelde Eskişehir'dekiler gider değil mi? Oradan da bayağı takipçimiz var yani. Belli mi olur? Belki orada tanışmış oluruz. Hadi bakalım Eskişehir'de görüşürüz. Biz tarım fuarına geldik ama zannedersem buraya hep erkekler geliyor. Bilmem, daha ben kadın görmedim. Yani haliyle, hadi inşallah haliyle tarlalarla alakalı olunca tabii, demek ki insanı eşlerini getirmeyi pek düşünmedi. O şey işte. Bakalım içeride ne var ne yok. Çekip ha, karşıdan geliyor bayanlar. Bir sevindim. Dedim yoksa tek bayan ben miyim burada? Neyse bir gezelim bakalım ne var ne yok arkadaşlar. Paylaşım yapacağım. Biz tarım fuarından çıktık. Çok bizim ilgimizi çekmedi. Bugün anahtar teslim olacak. Anahtarı almaya geldik. Buraları öyle boşaltmamışlar. Köpeği de almamışlar. Köpek hem havlu hem korkuyor. Orada mı anahtarı? Anahtarı alalım dedik. Dur bakayım bir sorayım neredeymiş. İnsanoğlu su misali değil mi? Burada kim bilir neler yaşandı. Ne hatıralar var, ne mutluluklar. Burada yaşayanlar gerçekten çok bereketli insanlarmış. Çok mutlularmış, öyle söylediler. Hani torun torba gelirmişler böyle. Çok eğlenirmişler, bahçe falan büyük ya. Çok mutlu geçirdik dediler yani. Ve gerçekten elleri de çok bereketliymiş. Diyor mu amca her yeri böyle farklı şekilde dizayn etmiş. Bakayım cevizlerim ne durumda. Bayağı ceviz var arkadaşlar. Yani üstünde nasıl toplanır bilmiyorum. Bu tam olmadı ama öbür ağaç. Ha, bunda da açılmalar var. Öbür ağaç tam açılmış. Şuradaki, şu arkadaki. Aslında size bir şey söyleyeyim. Şurayı çok fazla şey etmek istemiyoruz. Düşündük de yani. Yunus buraları falan da şey yapmak istemiyor ama buralar hep yıkılacak ya. Çok şey. Gel, gel. Şunlar falan çok şey yani, kullanılacak şekilde değil, eskimiş, çatlamış hep. O yüzden daha farklı, daha güzel şeyler yapılabilir buraya. Üzüm vardı, ona bakıyorum da. Şu ağaçlar falan hep gidince, yani şu kurumuş ağaçlar, bak kurumuşlar gidecek. Normaller kalacak, kurumuşlar gidecek, o zaman önümüz açılacak. Hem de bayağı bir açılacak yani. Bayağı ceviz ağacı var. Şuralar bölüm bölüm yapılmış. Buralar düzlendiğinde bence daha güzel, şuraya merdiven yapılır veya hoş olur yani. Köpeklerin ikisi de burada.
Yunus gelene kadar ben biraz ceviz mi yesem? Cevizler. Ay, burası da işte hep ottur. Cevizler bakımsızlıkla mı kısa şey olmuşlar. Dur, o değil de. Şu açılanlardan acaba şey mi içi? Şu açılanlara bakayım. Dalları bayağı şey. Ay dur, her taraf bok olacak. Buradan çıkayım. Şöyle yürüme yolları. Bakalım biz buranın üstesinden nasıl geleceğiz. Bayağı yorulacağız yani. Buradan ses geliyor. Ay 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 ay. Ay. Eteğim taşa takıldı. Müskaya kadar ben şurada ceviz yiyeceğim. Ay bu otlar var, her tarafı saracak. Çok ot var burada. Ne diyeceğim şimdi, buraya ev yapılacak ya. Bak şu bölüme kış bahçesi çok güzel olmaz mı? Bak adam zaten taşlarla örmüş. Bak şöyle. Güzel bir kış bahçesi. Güzel olur değil mi? Şurada da bir havuz var biliyor musunuz? Çıkabilir miyim bilmiyorum size göstermek için. Bildiğiniz büyük bir havuz. Şurada da şu merdiven düşer miyim diye korkuyorum. Şurası havuz. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum. Şu da üzüm ağacı yine. Bak üzüm de var üstünde. Dut. Bu da yine kayısı. Bu ne? Bu da kiraz. Ne kadar ağaç var görüyor musunuz, maşallah. Şu taşları da koyduk, ceviz yiyelim. Cevizler biraz gitmiş ama olsun. Şu ağacınkiler, şu taraftakiler güzel. Yunus gelene kadar biraz yiyeyim.